Ben annemi çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Anne, ben anneme aşığım. 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığından kaybeden acılı anne Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu. Evlat acısıyla derinden sarsılan Şallı, hastalığın nasıl ortaya çıktığını ve öğrendikleri ilk günü anlattı. Londra'da seyahatteydik. Anne, boynum ağrıyor dedi. İki kardeş otel odasında yatakta zıplıyorlardı. Dedim ki herhalde zıplarken boynunu incitti. Neyse uçağa bindik. Uçakta bacağı da ağrımaya başladı. Ertesi gün okula göndermedim. Direkt hastaneye götürdüm. Kas ağrısı olabilir dediler. Basketbol oynuyordu çünkü. Röntgen, ultrason hiçbir şey çıkmadı. Kana da bakıldı. Kan da tertemiz. Biz bir 10 gün biyopsi yapılana kadar nesi olduğunu öğrenemedik. Öyle nazlı mızmız bir çocuk da değildi. Ama ağrıdan duramıyordu. Ağlıyordu. Yürüye mesale gelmişti. Geceleri ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra tam vücut emarı çekildi. Bizim yıkım günümüz o gündür. Ebru Şallı o an yaşadıklarını şöyle dile getirdi. Emar'ın başındaki doktor sadece bacağında değil, vücudunun her yerinde en az 22 noktada var dedi. Dizimin bağları çözüldü. Yere düşecek gibi oldum. Harun'la anladık ki çocuğumuzun bütün bedenini sarmış, yıkıldık. Ponçiyi'nin ağrılarını durdurmak için morfin vermeye başlandı. O arada da biyopsi sonuçları geldi. Bir kere daha yıkıldık. 8 yaşındaki ponçemizin lenfoma olduğunu öğrendik. Bana sonsuz bir güveni vardı ama kötü hücreler bedenini ele geçirdiğinde çok ağrısı oluyordu. Allah'a yalvarıyordum. O ağrıların aynısını ben de hissedeyim diye. İnanır mısınız bir süre sonra ben de hissetmeye başladım. Gündemdeki son dakika haberlerden ve yeni gelişmelerden haberdar olmak için Saydam TV kanalına abone olmayı lütfen unutmayın.